Gençler merhabalar. Arkadaşlar bugün e, edebi konulara yine temas etmeye devam ediyoruz. Bu videoyu güzelce takip ettiğiniz zaman halk hikayelerinin e, genel özelliklerini öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca kıymetli gençler halk hikayelerinin e, genel özelliklerini öğrenmekle beraber Türk Edebiyatı'nda önemli halk hikayeleri nelerdir konusuna sorusuna bir cevap bulmuş olacağız. Ayrıca arkadaşlar Halk hikayeleri konuları bakımından hangi gruplara ayrılır gibi sorulara bu videoda cevap bulmuş olacağız. O halde hemen konumuza başlangıç yapalım. Arkadaşlar görselde e, halk hikayelerinin milli özellik taşıdığını e, görebilmeniz, onu hatırlayabilmeniz için bir Türk bayrağımızı koyduk. Sağ kısmına ise halk hikayelerinin ozanlar tarafından nesilden nesile, kuşaktan kuşağa e, sözlü bir gelenek dahilinde anlatılmasını temsilen bir e, halk ozanını e, elinde bağlaması ile beraber görmüş oluyoruz arkadaşlar. Halk hikayelerinin özelliklerine geldiğimiz zaman, halk hikayeleri arkadaşlar, e, burada var olan olaylar, gerçekten yaşanmış olan bir takım olayların halk tarafından anlatıla anlatıla günümüze kadar gelmesi şeklinde oluştuğu için, halk hikayelerinde anlatılan olaylar genelde gerçekçi, yani halk arasında yaşanmış olayların bize yansıması, şeklinde gelir arkadaşlar. Burada halk hikayelerine baktığımız zaman çok az bir şekilde de olsa gerçeklik taşımayan, gerçeküstü olaylar diyebileceğimiz olaylarla karşımıza çıkan halk hikayeleri de mevcuttur. Ancak halk hikayelerinin baskın bir özelliği arkadaşlar gerçekçi unsurunun çok keskin olmasıdır. Halk hikayelerine genel olarak baktığımız zaman işlediği konular genelde aşk konusunun sıklıkla işlendiğini halk hikayelerinde gözlemliyoruz. Ölüm, hasret, yoksunluk gibi e, temaların halk hikayesinde ele alındığını söylememiz mümkündür arkadaşlar. E, halk hikayeleri ve konusu veya teması dediğimiz zaman tabii ilk aklımıza gelen aşk olmalı arkadaşlar. Birçok halk hikayesinde biz e, aşk temasının işlendiğini görmekteyiz. E, bir diğer özellik olarak halk hikayesine baktığımız zaman milli nitelik taşıdığını gözlemliyoruz. Çünkü e, halk hikayelerinin e, olaylarının içeriğine baktığımız zaman arkadaşlar halkın değerlerini yansıttığını biz e, yakinen görmüş oluyoruz. Burada halkın yaşayışı, düşünüş tarzı, hayatlara bakışı, duygulanması gibi e, gelenek-görenek gibi konuları düşündüğümüz zaman e, halkın milli kimliğini, milli özelliğini yansıttığını da pek rahat söyleyebiliyoruz. Halk hikayelerindeki kişiler Çevreleri, sosyal durumları ve kimlikleriyle az çok belirtilmiştir. Yani arkadaşlar halk hikayesinde anlatılan e, kişiler, e, olaylara karışan kişiler diyelim, bunların genel özelliklerine e, yoğun bir şekilde temas edilmez. Biraz e, birçoğu ismen söylenip geçilir. Yani halk hikayesinde kişiler e, uzun uzadıya e, betimlenmiş bir şekilde bizim karşımıza çıkmazlar gençler. Ayrıca halk hikayelerinin özellikleri bakımından nazım ve nesir karışıktır. Halk hikayeleri yani şiir ve düz yazı şeklinde karışık olarak karşımıza çıkmaktadır. Ee, bu halk hikayeleri burada arkadaşlar şu özelliği bilmemiz gerekiyor. Halk hikayelerinde duygu veya duygusal kısım ele alınacağı zaman şiirsel ifadeleri biz gözlemliyoruz. Ayrıca olaylar anlatılacağı zaman bunların düz yazı şeklinde bize anlatıldığını gözlemliyoruz. Evet arkadaşlar, halk hikayelerinin çoğunun konusunun aşk içerikli olduğundan söylemiş, bahsetmiştik. Bunlar örnek Tahir ile Zühre halk hikayemiz, Kerem ile Aslı halk hikayemiz örnek olarak verilebilir. Köroğlu halk hikayemiz ise kahramanlık içerikli, yiğitlik içerikli, hamasi duyguları taşıyan bir halk hikayesi olarak karşımıza çıkar. Halk hikayelerindeki kişilere baktığımız zaman kişi sayısı çok azdır arkadaşlar olayların icap ettirdiği tarzda şekilde kişi sayısı yer alır. Burada özellikle iki tane kahraman üzerine kuruludur halk hikayeleri. İşte birbirini seven ve sevilen gibi düşünürseniz iki kahramanımız vardır. Bu kahramanın etrafında şekillenmiş olan işte annesi babası ve az da olsa yakın çevresine de temas edilir. Netice itibariyle halk hikayelerinde Yoğun kişilerle biz karşılaşmayız, kişi sayısı gayet azdır. Halk hikayeleri kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarma şeklinde ozanlar tarafından anlatıla gelecek şekilde bize ulaştığı için kıymetli gençler. Dili gayet sadedir ve halk kültürüyle yoğrula yoğrula günümüze kadar gelmiş olan anlatılardır olarak bunları bilebiliriz. Ayrıca arkadaşlar halk hikayelerinin e, sonlarına baktığımız zaman genellikle halk hikayeleri mutlu sonla bittiğini biz görüyoruz. Kavuşmaların olduğunu görüyoruz yoğun olarak. Ancak arkadaşlar e, mesela Kerem ile Aslı halk hikayesinde olduğu gibi Kerem ile e, Aslı birbirini seven iki aşık. Hikayenin sonunda birbirlerine kavuşamazlar. E, yanıp kül olurlar. Dolayısıyla burada da mutlu bir son görmüyoruz üzücü, dramatik bir son Kerem ile Aslı halk hikayesinde görebiliriz. Halk hikayeleri esnasında söylenen türküler yani halk hikayelerimizin şiirsel bölümlerine baktığımız zaman genellikle 11'li ve 8'li hece ölçüsüyle söylenmiş koşmalar olduğunu görüyoruz. Bir başka halk hikayemizin özelliği şöyle. Halk hikayeleri halkımızın destani anlatım geleneğinden hikaye ve roman geleneğine ...geçiş döneminde ortaya çıkmış olan eserler olduğunu görüyoruz. Bu yüzden arkadaşlar destana benzeyen kısımları az da olsa bulunmaktadır. Ancak destani anlatım özelliğinin dışında farklı özellik gösteren çok özelliği vardır. Daha gerçekçi olduğunu söylememiz gere gerekiyor. Alttaki ok işaretine dikkat edin arkadaşlar. Destan geleneği bizim en eski geleneğimizden biridir Türk kültürünün, Türk edebiyatının... Bunu bir köprü gibi düşünürsek bu köprüde halk hikayesi yer alacaktır. Halk hikayesinden sonra ise arkadaşlar bu köprüden geçtiğimiz zaman hikaye ve roman geleneğinin başladığını gözlemememiz mümkündür. Yani günümüzde halk hikayeleri böyle yoğun olarak anlatılan hikaye türünden değildir. Günümüzde daha çok hikaye ve romanların yazıldığını biz görmekteyiz. Konuları bakımından halk hikayelerine temas edersek arkadaşlar, halk hikayelerimizin genel konuları aşk içerikli halk hikayelerimiz var. Dini temalı halk hikayelerimiz var. Bunda kahramanlık duyguları da var arkadaşlar. Ayrıca destani halk hikayelerimiz söz konusudur. Burada ise yiğitlik ve kahramanlık duyguları genelde yüceltilmiştir. Kahramanlık içerikli halk hikayemizden en belirgin olanı, en tanınmış olanı Köroğlu halk hikayemizdir arkadaşlar. Ee, i̇şte Bolu Bey'ine isyan etmiş bir e, halk kahramanıdır Köroğlu. E, bu şekilde onun destansı anlatıları burada ifade edilmiştir. Aşk içerikli halk hikayelerine ismen baktığımız zaman arkadaşlar e, Leyla ile Mecnun, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Yusuf ile Züleyha, Ercişli Emrah, Selvi ile Tahir, Ta, e, Ercişli Emrah ve Selvi, pardon arkadaşlar, Tahir ile Zühre, Aşık Garip hikayesi, Aşık Kerem hikayesi, Elif ile Mahmut e, halk hikayeleri gibi bunlar aşk içerikli halk hikayeleridir. Ayrıca arkadaşlar destani halk hikayeleri dendiğim dendiği zaman dede Korkut hikayelerini burada düşünebiliriz. Dini içerikli ve tarihi içerikli halk hikayelerine baktığımız zaman, Hayber Kalesi, Kan Kalesi, Battal Gazi Danişment Gazi, Hazreti Ali gibi arkadaşlar e, halk hikayelerinin bu kısımda yer aldığını söyleyebiliriz. Hikayenin ne? geçtiği yer ve zaman kısmına temas ettiğimiz zaman arkadaşlar e, halk, hikayeler, halk hikayelerinde e, çevre betimlemeleri e, yer almaz arkadaşlar. Genellikle belli belirsiz bir şekilde olay şu şehirde şurada geçmiştir diye belirtilir. Yani betimlemeler yer almaz burada arkadaşlar. Hikayeler daha çok belli coğrafyalarda geçer. İşte İran, Hindistan, Suriye, işte Irak coğrafyasında halk hikayelerinin olaylarının geçtiği mekanlar olarak söyleyebiliriz. Ayrıca arkadaşlar halk hikayelerinde anlatılan olayların hangi zaman diliminde gerçekleştiği Belli belirsiz olarak yer almaktadır. Net bir tarih, net bir zaman dilimi burada yer alması arkadaşlar. Halk hikayelerinin anlatılışı bakımından konumuzu düşünürsek halk hikayeleri arkadaşlar aşıklar veya ozanlar tarafından işte bir saz veya kopuz veya bağlama ile halk arasında sözlü olarak anlatılır ve bu şekilde halk hikayeleri günümüze kadar gelmiştir diyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu videomuzda halk hikayelerimizi tanımış olduk hepinize iyi günler diliyorum gençler